İstanbul'da İstoç Ticaret Merkezi'nin yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Haber merkezimize yeni ulaşan görüntüleri de şu anda ekranda izleyebiliyorsunuz. Tüm tesisi saran alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Buyurun şimdi son bilgileri almak için Anadolu Ajansı'ndan Melik Fırat'a dönelim. Melik Fırat, kolay gelsin. Nedir son durum? Hülya, yangın ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde çıktı. Burası Bağcılar Belediyesi'ne ait bir tesis. Yaklaşık bir saat önce başlayan yangın hala devam ediyor. Çevre ilçelerden birçok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin mumalı çalışması bir saattir devam ediyor ve yangın kontrol altına alınabilmiş değil henüz. Yangın neden çıkmış biliyor muyuz Melek? Yangının nasıl çıktığı konusunda henüz net bir bilgi yok. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Şurada çıkan yangın İstanbul'un birçok noktasından görülebiliyor. Çok yoğun bir duman etrafı sarmış durumda. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyorlar. Peki bu yangından etkilenen, yaralanan kişiler, vatandaşlar var mı? Bununla ilgili bir bilgi var mı? Bu konuda henüz net bir bilgi yok. Dediğimiz gibi burası ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisi. Bunun hemen yanı başında hayvan barınma ve müşahede merkezi de bulunuyor. Burada bir şey var mı yok mu, o konuda net bir bilgi yok ama yangın devam ettiği için henüz sağlıklı bir bilgi alamıyoruz ne olduğu konusunda. Peki, teşekkür ederim aktarmış olduğum bilgiler için. Şu anda ekranda izliyorsunuz değerli izleyenler. Bu görüntüler İstanbul'daki İstoç Ticaret Merkezi'nin yanında bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin geri dönüşüm tesisinden, işte tam da bu noktada bir yangın çıktı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor. Yangının neden çıktığı araştırılıyor. Tüm tesisi saran alevlere itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi devam ediyor. Bakın, hem havadan görüntüler şu anda aktarıyoruz, hem de yangının yakınından çekilen görüntüler şu anda ekrana yansıyor. Ekipler müdahalesini sürdürüyor ama oldukça geniş ve etkili bir yangın olduğunu söylemek mümkün. Yangından etkilenen birileri var mı? Yaralanan kişiler var mı? Yok mu? Bununla ilgili bir bilgi yok. Yine yukarıdan çekilen görüntülerde çok sayıda itfaiye aracını görmek mümkün. İtfaiye araçları yangını söndürmek için müdahalesini sürdürüyor. Biz de elimize yeni bilgiler geldikçe sizlere aktaracağız.